arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte ormanda streçten bir ev yapacağım ve streç evde bir gün geçireceğim. Sabahtan beri arkadaşlar buna uygun bir orman arıyorum. Yani böyle 4 tane ağacın karşılıklı olduğu, paralel olduğu bir orman arıyordum ve sonunda buldum. Hadi birlikte gidelim ve evimizi kuralım. Arkadaşlar, birbirine karşılıklı 4 ağaç bulmam gerekiyor. Arkadaşlar, karşıya geçmek için böyle bir deremiz var ama derenin üzerine de bir insan yapımı doğal bir köprü var arkadaşlar. Ben hemen geçeyim. Ay, umarım sağlamdır ya. Şuraya basacağım da bir dengem kaybolursa. Burası çok iyiymiş bu arada. Arkadaşlar, birbirine karşılıklı 4 ağacımı buldum. Böyle bir tane var. Böyle bir, böyle bir, böyle bir. Bu alanın içerisi benim evim olacak. Streçten bir ev yapıyorum. Streçlerim hemen geliyor. Başarılı olabilecek miyim çok merak ediyorum. Hava kararmadan önce arkadaşlar bir an önce evimi yapmaya başlamalıyım. Ama ilk önce çatı yapmak istiyorum evime. Çünkü yağmur yağabilir ya da yukarıdan bir şeyler düşebilir. Her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden ilk önce bir çatı malzemesi bulmam gerekiyor. A few moments later. Arkadaşlar, böyle böyle küçük ağaç parçaları topladım. Yemek pişirebilmek için böyle bir alan yaptık. Rüzgarını kesmesi için böyle böyle dolduruyorum ağaç parçalarını da. Çok güzel olmadı mı bu arada? Benden beklenmedik şeyler. Ağaç parçası lazım. Arkadaşlar, hala çatı yapmak için ağaç parçası arıyorum. Bana benim boyumda bir ağaç parçası lazım ama yok yani. Yiğit de bu arada orada bakıyor. Yiğit. Merhabalar. Arkadaşlar, evimin duvarları duvar 1, duvar 2, duvar 3, duvar 4. Streçim de elimde, başlıyorum. Yani artık başlamam gerekiyor çünkü hava kararacak. Ya normalde hava dışarıda kararmasa bile gökyüzüne bakarsanız burası çok ağaçlık bir yer olduğu için yani güneş ışınlarını hemen kapatıyor. Erkenden hava kararabilir bu bölgede, bu ormanda. O yüzden bir an önce başlamak istiyorum. Elimden her iş geliyor bu arada. Tırnaklarıma bakın. Barbie'li tırnaklarımla bu tiple ormanda yaptığım şeylere bakın. Biz ev yapıyoruz kardeşim. Bu ev beni bütün böceklerden ve soğuklardan koruyacak ve bana sıcacık bir yuva olacak arkadaşlar. Tabii efendim. Yoruluyorum. Çok zahmetliymiş ama. Aşırı aşırı zahmetli arkadaşlar. Ne kadar sürecek acaba? Ne oldu? Yapıyorum. Acaba yeter mi? Ben bundan 3 paket aldım. Bir tur daha dönsün bence. Sağlam olsun, soğuk falan gelmesin. Ay, çok yorucu. Çatı yapacağım onunla evime. Getir. Eminim öyledir. Sen kırmamışsındır. Bulmuşsundur bir yerden. O da olmuş olabilir. Üçüncü kat geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Birazdan bitireceğim gibi ben bu evi. Ve sonra böyle ormana layık bir yemek yer miyiz arkadaşlar? Yeriz. Solucan kızartma. Arkadaşlar, bu arada bir şey söyleyeceğim. Aşırı yoruldum. Ama yapılabilir. Bir gece ormanda kaldıysanız, nerede yatacağım diye falan düşünüyorsanız böyle bir streç alıp 30-40 lira falan herhalde, tam bilmiyorum fiyatını. Böyle bir streç alıp böyle çevirip soğuktan falan korunabilirsiniz bu arada. Niye böyle bir şey yaparsanız bilmiyorum da hani ola ki bir durum oldu falan, yapılabilir. Ağaçları ve dalları kesinlikle kırmayıp onlara zarar vermeden evimi yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, evimin alt katlarına geldikçe daha da yoruluyorum çünkü ekstra efor sarf ediyorum çünkü eğilmem gerekiyor. Dalları kırmamaya özen gösteriyorum. Ve sanırım son bir kat kaldı. Evim bitiyor. Sonra çatısı kaldı. Arkadaşlar, şöyle bir uzaktan bakalım. Bakar mısınız? Ellerim çok kötü acıyor döndürmekten. Bence çok güzel gözüküyor bu arada. Arkadaşlar, son bir katım kaldı. Bence çok güzel gözüküyor. Birazdan buna güzel bir çatı da yaparız. Devam edelim hadi. Ama ben ön kısmımın daha sağlam olmasını istediğim için şuradan birkaç kat daha geçeceğim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi evimin büyük bir kısmı bitti. Sadece geriye çatı kısmı kaldı. Biraz daha geriye gelerek size bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel. 1+0 daire. Kirası 50.000 TL. Hemen çatı yapmak istiyorum. Kanka, şunları şöyle tut bakalım sen. Arkadaşlar, şimdi çatı yapmak için bunu ip olarak kullanacağım. YouTube'dan böyle videolar izlemiştim. Nasıl çatı yapıldığını öğrendim. Şöyle yapalım. Ben bunu bu şekilde açıyorum da bu şekilde açılmıyor da olabilir. Ama şu an bunu bu şekilde açacağım. Kanka, ne yapacağız biliyor musun? Bak, kesin bu bir ip mi oldu? Şöyle şöyle saracağız bunu. Harika bir şey olacak. Şöyle şöyle, aynen. Aynen öyle. Birazcık daha şey yapalım. Çekelim onu. Sen git birazcık. Sen git git git. Evet, bence olmuştur. Oradan kesebilirsin artık. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çatımın tepesini streçi de aynı anda ip olarak kullanıyoruz ve çatım bitti gibi bir şey. Bitmedi tabii ki de. Arkadaşlar, bunlar çok güçsüz. O yüzden biz bundan vazgeçtik. Çatıyı düz çatı yapacağız, kapatacağız yani. Şimdilik bunlar bir beklesinler. Yiğit, gel içeri girelim. Tabii, kapı açayım mı? Kapı açalım, aynen. Arkadaşlar, bir kapı açıyoruz şu an.
Yavaşça, yavaşça. Tamam bence. Aç sen iyice burayı. Şimdi. Bunu streçle bayağı bağlamamız lazım ama. Hey. Kanka şuraya bir streç daha geçir. Arkadaşlar ben evdeyim. Yiğit gel. Yardıma gel. Böyle bir kapı yaptık bu arada. Bence çok okey oldu yani. Bu gece ormanda geçireceksem bence gayet güzel bir kapı. Şöyle. Şimdi bunlarla kapatalım kanka. Olur mu? Şimdi. Arkadaşlar şu anda da çatımızı yapıyoruz. Çekemiyorum daha fazla biliyor musun? Aynen. Hemen aynen. Hayır böyle oluyor. Tamam geç. Ama gergin olması gerekiyor. Kanka ben buradan sana bunu gergince vereyim. Sen bir tut şunu. Çek ileriye doğru. Git 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 ileriye doğru. Şöyle şuna dur. Ver birazcık bana. Şuraya yapıştırarak gitsene kanka. Gidebiliyor musun öyle? Tamam ben şimdi geleceğim yine. Streçten çatımızı yapıyoruz. O kadar da çekme. O kadar da değil kopacak. Benim hayır. Hadi benim ver. Elime bu arada bayağı diken battı. Gevşet kanka gevşet gevşet. Gel birazcık bana doğru. Streçleri birbiriyle buluşturuyorum bu arada. Çünkü kopmasınlar. Evet. Kameramanımız ama bu anı çekemeyecek. Çünkü bize biraz lazım arkadaşlar. Çatımın son katmanını kapatıyorum arkadaşlar. Yapıştı mı oralar kanka? Kendi kanka. Aa bu mu bitti? Ben gibi. Kral. Yeni streç'e başlamalıyız hemen o zaman. Arkadaşlar evimiz bitti. Bu arada tam bir streç film kullandık. Ve ikinci streç filmden sadece ya çatı için şöyle boydan bir turluk aldık. O kadar yani. Onun haricinde sadece bir streç film yetti bu arada. Ve çok şaşırdım buna. Hadi evimi gezelim. Burada böyle bir kapımız var. Buradan rahat rahat girip çıkalım diye. Ben biraz sonra gerekirse şu alt kısmı kapatacağım. Şu an kapamama sebebim hızlı olmak ve size evin temel görüntüsünü göstermek arkadaşlar. Çünkü hava yani dışarıda aydınlık ama burası orman olduğu için karanlık gözüküyor. Allah Allah. Buyurun evimin etrafı. Ve şimdi evin içine girelim gelin. Şu an giriyorum. Evimi yıkmadan girebildim ama çok fazla kalkamayacağım tabii ki. Biraz daha yüksek yapabilirdim ama çünkü gerek yok arkadaşlar. Çünkü benim evim zaten konforlu. Bakar mısınız çatıma? Tak tak tak. Merhaba komşu. Merhaba gelebilir miyim? Gelebilirsin. Kapı açık zaten. Beyin bedava. Şu kapıyı bir daha düzeltelim. Bek geç otur geç otur. Dışarıda hava soğuk ama biliyorsun tavanımı yeni yaptırdım. Bakar mısınız su akıtmıyor. Yani burada istediğin kadar oturabilirsin. Yağmur, asla yağmur. Yağmurdan su gelmez. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. O zaman yemek mi yapsak? Evin şu alt kısımları biraz açık kaldı. Onları kapatalım. Birimiz onları kapatalım. Birimiz ateş yaksın. Buraları kapat. Hadi yemeğe gidelim. Ama evimin içini bir göstereyim size arkadaşlar. Hem de kendi elimle göstereyim. Misafirlerim evi terk ediyorlar. Çok şükürüm. Hiç beğenmedim. Ya 1+0 ne istiyorsun İstanbul'da? Hayır! Hayır! Yıkmayın evimi. Hayır ya. Kanka evimi yıkmayın. Arkadaşlar evimin çatısı, duvarları... Ya evimin kapılarını yıktınız lan. Işığı getir çabuk. Nereye gitti? Akrep vardı arkadaşlar. Hadi yemek yiyelim. O da gelir belki akşam yemeğine. Anlıyorum. Evimi lütfen daha detaylı çeker misiniz? Ben bunu resmen tek başıma inşa ettim. Sadece çatıda yardım etti arkadaşlarım. Temeli ben attım. Ali! Ali! Ali dur! Buyurun gelin arkadaşlar. Sarah in the house. Come come kitchen. Burası mutfak masamız. Hemen gösteriyorum. Ve canım çok mu sıkıldı? Buradan hemen havuza atlıyorum. Mükemmel bir atlayış. Şimdi ormanda yemek yiyeceğiz. Bu arada ateş yakacağız. Bakar mısınız elindekilere? Minik minik de kolonya getirmiş bunları yakmak için. Allah'ım ya. Bana şey diyor. İspirto ispirto. İspirto yakarız onu. Yemek yemek. Çok acıktım. Ateş yakmayı bırakalım diyorum. Arkadaşlar bu arada ben böyle konserveler aldım. Patlıcan kızartması ve fasulye pilaki var. Ya bence bunları yemeliyiz diye düşünüyorum. Ateş mi yakalım diyorsun illa? İlla şu akrebi kızartıp pişirip yiyelim mi? Vitamin ama. Sen Tayland'da yemedin mi öyle şeyler? Hayır arkadaşlar hiçbir şey yemedim. Bence bunları yiyebiliriz. Tarak evet. Tarak diyor hala ya. Bu şekilde de yenir bunlar. Misafirlerime bakar mısınız? Misafir buldu, umduğunu değil bulduğunu yer. Bunu ye. Fakir umudun ekmeğidir. Ebelik. Arkadaşlar ben ateşi yakmayı düşünmediğim için aslında çakmak getirmedim. Burayı niye yaptınız derseniz de ya Yiğit benim aklıma girdi. Yiğit dedi ki ateş falan yakarız ben kolonya getirdim falan deyince tamam dedim yakarız burayı hazırladık ama evimin içi sıcacık arkadaşlar. Burada böyle kalsam bayağı. Yiğit üşüyor musun? Evet. Gelsene bir içeriye ama evimin lütfen kapısını bu sefer yıkmadan gir. Kanka lütfen yıkmadan minik minik. Kanka belini indirmen gerekiyor bayağı evet. İçerisi nasıl? Vallahi fark ediyor. Çok, çok sıcak. Aa ben bu kadar beklemiyordum. Yemin ederim bir derece merece bir şey. Telefondan ölçemiyor muyuz da internetimiz de çekmiyor ki. Dışarı ve burası çok fark ediyor. İçerisi resmen böyle sıcağı tutmuş. Yanamıyorum. Cehennem. Cehennem. Ben beklemiyordum bu kadar. Hani rüzgarı keser diye düşünüyordum da. İçerisi gerçekten arkadaşlar çok sıcak. Şöyle bir yer açalım. Kuru dallarımız var. Evet. Ağaçlardan düşenleri topladık. Bir de kuru yapraklarla birlikte harlayacağız. Bunlar yanıyormuş arkadaşlar. O yüzden biz de bunlardan toplamaya çalışıyoruz. Domuz falan inmez değil mi? Hiç ateş yaktın mı kanka demekten? Yok.
Her şeyin bir ilki vardır diye. Ama kolonyayla denemesen mi? Niye? Yanıyor işte. Bir hayvan bize yaklaşıyor gibi bu arada. Ben buradayım. Başka bir hayvan. Ha, ben seni seviyordum lan. Canım yemekler için bir aygaz tarzı bir şey yapmamız gerekiyor. Sen patır kütür yapmaya başladın ama böyle olmaz bu işler. Haberin olsun canım. Bak ben ateş konusunda hiç karışmıyorum. Yakamazsa onun suçudur. Ben ellesem yapardım çünkü. Buraya edit olarak şey eklersiniz. Bir şey later var diye ekliyorsun benim videolara. Turu tazın içerisinde. Onu yapmama da gerek yok. Ben buradayım zaten direkt. Edit yapmıyorum artık. En büyük omu. En büyük omu bilmiyorum ama çok büyük. Ya vücudum hep kaşınıyor falan. Valla benim de ya. Oturduk her yere ama kanka boş ver gel yemek yiyelim. Ev yaptık saatlerdir hadi. The next day. Ya yakmışsın tam kamerayı yok. Açtık söndürüyorsun yok, kardeşim. Yok. Közlüyorum diyor ya ıslattın ya. Kolonya canım o ya. Kanka öyle olmuyor işte. Olmuyor. Arkadaşlar eğleniyor bıraktım. Bırak ama artık yeter. Arkadaşlar Yiğit ateşi yakmış ama ben soğuk yiyeceğim kardeşim. Arkadaşlar evimin içine girdim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hatta size şu şekilde göstermek istiyorum. Şu an evimin içerisindeyim. Şunlardan biraz yemek istiyorum artık. Saatlerdir açım ve böcekler falan her yerimi yediler bu arada ya. Ne oluyor evimden çıtır çıtır sesler. Ama olsun çabam da güzel. Bu tırnaklarla bu aşkolukla böyle yaşamaya çalışmak, heveslenmek, gelmek. Ya bir şey oldu. Korkuyorum. Sen mi yaptın Yiğit? Ülkede bir şey olsa benden biliniyor ya. Deprem mi oldu? Bu arada ben böyle yerlerde böyle konserveler tüketmeyi falan çok seviyorum. Çünkü yemek yapamıyoruz. Bir şekilde doymamız gerekiyor. Patlıcan kızartması da almışım. Ama ben isterdim ki burada gerçekten patates közlemek, işte semaverde çay falan. Ama olmadı. Ama olmadı arkadaşlar. Bu nasıl açılacak? Yiğit gel. Gerçekten çıkarken göt atıyorsun evimin şeyine. Ellerimi yıkamadım sonra. Total yiyeceğiz zaten. Kanka burada bu da var, bu da var. Hangisini istersen. Köpek maması mı? Ya yemeklerle alakalı püs konuşma. Şu an bir de köy ekmeğimiz olsa çok güzel olurdu değil mi? Yapalım mı? Nasıl yapacaksın? Ateş yaktım. Sen ormanı yakarsın o yüzden ateş falan yakma. Bir şey söyleyeyim mi? Ekmek de çok iyi olurdu şu an. Evet, çok yağlı ama. Ama kanka dışarısı çok soğuk ve arkadaşlar gerçekten bu streç nasıl sıcacık tutuyor burayı ya. Bu arada yukarıdan işte üzerimize çok fazla böcek falan bir şeyler de düşmez hani. Diğer türlü yürürken bile şeyler düşüyor yani üzerine. Derken hayvan sesleri. O da patlıcan kızartması. Şu an evimin içindeyim. Dışarıda gibi duruyoruz. Hani cam gibi gösteriyor ya. Halbuki evin içindeyiz şu an yani. Ben hiç böyle beklemiyordum biliyor musun kanka? Ben de böyle beklemiyordum. Daha kötü bekliyordum. Daha kötü bekliyordum. Hani içine böyle girip rahat rahat hareket edebileceğimizi düşünmüyordum. Bu arada geçen arkadaşlarım ormandayken domuz inmiş Belgrad Ormanı'nda. Bunlar korumaz domuzlar. Domuzlar altından geçer. Bu arada bütün izlediğim korku filmlerinde falan böyle ormanda arkadaşlar ormana gittiklerinde başlarına bir şey geliyordu. Hep gözlüklü olan ölüyor ilk başta. Bir baktım herkese. Yoksa aranızda bir cani mi var? Arkadaşlar ben bu arada şu an çok keyif alıyorum. Sevdim bu videoyu. Tertemiz hava mis gibi. Bir dahakine çöle mi yapsak? Çöle gidelim. Ama sen niye çay getirmedin? Çok pardon. Çok pardon. Çok iyi olur bence bu arada semaver falan. Var mıdır ki burada? Hakan semaver var mı? Bak bakayım. Çaysız falan oturmaz zaten kanka burada sıcak bir şeyler içmeden. Daha da soğuyacak gece. Oha. Çıkalım biz o ses mi? Duyuyorsun değil mi? Hangisini? Şu taraftan gel. Ezanda okunuyor bismillahirrahmanirrahim. Çıkalım bir. Sen de full bacaklarını yara yapmışsın kanka. Benim de hep yara oldu. Çok uzatmayalım. Boş ver semaveri. Gider Starbucks'a kahvemizi içeriz. Sesler garipleşti vallahi. Orada bir şey diyeyim mi? Evim o kadar güzel gözüküyor ki dışarıdan. Siz görebiliyor musunuz ya? Ben asla bu karanlıkta görebildiğinizi çok düşünmüyorum. O yüzden tekrardan size streç evimi göstermek istiyorum. Burada da bir kapım var. Ne oldu? Her tarafını yedi değil mi? Ha ne oldu? Böcek tırmanıyor değil mi? Benim bayağı bir yırtıldı bacağım ya. Buldun mu? Kendimi gerçekten şu an bir korku filminde gibi hissediyorum. Hani orada da yaparlar ya arkadaşlar videoyu çekerler. Ama gerçekten her yer simsiyah ya. Buranın ışığı olmasa, kameranın ışığı olmasa. Kanka bir göstersene çok korkunç. Ya çok karanlık. Ama bir şey söyleyeceğim. Kameramızın ışığı biterse ateş gerçekten çok lazım şu an. Kolonyayı harcadım vallahi bir daha yakamayın. Benim canım acıyor bu. Ya benim de canım acıyor ya. Hey hey hey. Oha. O neydi? Bir şey indi galiba bu sefer arkadaşlar. Korku diye çektik ha. Hadi gidelim korkutma beni. Vallahi gidelim ev koruyamaz bizi. Bence toplanmaya başlayalım çünkü çok karanlık ve ben çok aşırı korkmaya başladım. Yoksa hani güvenli bir yer olsa gece kalalım streç evin içerisinde okey ama burası çok güvenli bir yer değil gibi düşünüyorum. Böcekler kameranın ışığına geliyor ve kameranın ışığı biterse. Arkadaşlar umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.